Lösemi hastalığına doğal çözüm var mı? Evet, lösemi hastası. Lösemi hastası. 76 yaşında Mehmet Bey. Bugün kızı geldi. On gün içerisinde bu kadar değişim beklemiyorduk dedi. Biz dedi öyle aldık. Biraz rahatlasın diye kullanak dedi. İksir, aloverajel, zerdeçal, forte, enginar, forte. Damla sakızı macunu. Aloe vera. İksir, aloverajel, damla sakızı, zerdeçal vesaire kullandı. 10 gün. 10 gün sonra geldi. Diyor ki bayan, yani kızı 50 yaşlarında, hemoglobini 10'dan 10.8'e çıkmış. Yani kansızlık sorunu yaşıyor. Kandaki kreatin 2.5'tan 1.5'a düşmüş 10 günde. Halsiz, dermansız, bitkin, yorgunken kendine gelmiş, canlanmış adam. Birdenbire diyor, adama diyor sanki elektriğe, şarjı düğmeye basmışsın gibi canlandı diyor. Yani sanki robotu taktığın fişi canlandı, harekete geçti. Onun gibi diyor. Birdenbire adam canlandı diyor. Harika bir şey. Siz hocam muhteşemsiniz, ver elinizi öpeyim. Dedim yok, el öpmek yok. Mükemmel bir şey yaptınız. Allah sizden razı olsun. Adamcağız hiçbir şey yapamıyor da halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Kemoterapi görmüş lösemiden dolayı vesaire. İyice bitkin, ölü gibi yatan adam harekete geçiyor. 10 günde. Kreatin 2.5'tan düşüyor. Yani kreatin nedir? Kreatin 2.5'tan sonra durduramazsınız. 5'e 6'ya doğru gitti mi diyalize girmek zorunda hasta. Diyalize girdi mi böbrek iyice tembelleşir, çürümeye başlar. Böbrek nakline gider. Kreatin çok tehlikeli. Böbrekleri çürümeye başlıyor demek yavaş yavaş. Kreatin en tehlikeli bir şey. Bu vatandaş ne oldu? Lösemi hastası. Kreatin 2.5'tan 1.5'a düştü. Hemoglobini 9'dan 10.8'e yükseldi. Ölü gibi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, yatalak gibi yatan, hiçbir şey yapamayan vatandaş sanki Japonların yapmış olduğu robot gibi harekete geçti. Pili takıyorsun, şarjı hadi hareket ediyorsun, aynı onun gibi. Adam birdenbire canlandı hamdolsun. Ve lösemi böyle ağır kemoterapi görüp de canlanması, harekete geçmesi çok güzel bir şey maşallah. Başka bir lösemi hastası da, bu da 63 yaşında bir bayan. O da 4 ay kemoterapi gördükten sonra doktorları bütün diğerleri çok kötü, yapacak bir şey yok, artık eve gitsin. Evde çocuklarıyla beraber yaşasın, 3-4 ay önce yaşar demişler. Çocuklarından oğlu internetten araştırmış, bulmuş beni, dedi ki gerçekten bir işe yarıyor mu bunlar? Dedim ki ben yapmadım ki klinik araştırmasını. Zerdeçal'ın birleşimindeki kurkumin kansere karşı etkili olduğu 5000 klinik araştırmalarla belgelenmiş. Benim klinik araştırmam değil ki. Yani üniversiteler benim değil, klinik araştırmalar benim değil. Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Kore'de, Çin'de yapılmış araştırmalar. İnternete gir bak. Ha öyle mi? İyi. Baktı, araştırdı. Geldi dedi ki bir denemek istiyoruz. Dene. Denediler. 15 gün sonra kadıncağız canlanmış. Mutfağa giriyor, yemek yapıyor, pasta yapıyor. Diyorlar ki, senin kanın, peletin çok ince. Bir yeri bıçak batsa, efendim çatal batsa, iğne, iplik vesaire bir şey batsa, çizilse kanamadan ölebilir. Pelete 14.4, 150 ile 400 arası olması gerekir. Yani kanamadan ölecek. Aman girme mutfağa diyor. Herkes etrafında koşuyor, anneciğim anneciğim diye. Kadın diyor ki durun ya bir şeyim yok ben. Yemek yapacağım, pasta yapacağım falan. Durduramıyorlar. Ben aradım dedi ki bu kadını durduramıyor. Niye? Durmadan mutfağa giriyor yemek yapmak istiyor. Yapsın dedim. Pasta yapmak istiyor yapsın. Bir yerine bir şey batarsa bir şey olursa bir şey olmaz dedim. Çalışan işleyen demir ışıldar demiş atalarımız. Çalışan insana bir şey olmaz. Yan gelip yatarsa kötü. Kaslar gevşedikçe, yumuşadıkça kalbe zarar verir. Sistem çalışacak. Peki dedi. Bu kadın hiç durmayınca artık dediler ki biz doktora götüreceğiz.
Götürün, götürürler. Muayenede bütün kan değerleri düzelmiş. PLT'si 14.4'ten 25 günde 119'a çıkmış. Ben aradılar, dediler ki ya bütün değerleri düzelmiş. İyi dedim, daha ne istiyorsunuz? Ha, ne olacak şimdi? Ya, olacak bir şey yok. İyileşti diye bırakmak yok. 25 günde 3-4 ay daha devam ediyorsunuz. Ondan sonra bu iş bitti. Öyle mi? Allah razı olsun.